Sizce şu anda. Burada 43 yaşın üstünde olan var mı acaba? Yaşı 43'ten üstünde olan. Is there anyone here who is over 43? Neyse hepinize selam diyorum. Hem Vizlandalı arkadaşlarımıza hem de bizimkilere. Futbol dostluk, fair play, ırk, dil ayrımı olmadan insanları birleştiren bir olgu olarak bakıyoruz. We see football as a phenomenon which connects people, brings people together regardless of race, religion or language. İzlanda Avrupa Şampiyonası ve Dünya Şampiyonası'nda da sempati topladı. And we know that Iceland gained sympathy in the World Cup and European Championship. Her milletin olduğu gibi onların da büyük bir hikayeleri vardır. And like all other nations, they have big stories about the past. Ben 43 sene önce buraya geldim. I came here 43 years ago. 1976 yılında. In 1976. Yani diyorum sağ aynı olabilir. Tabii şehir çok değişti, büyüdü. I believe the stadium is the same, but the city has changed and got bigger. Belki kafalar küçülmüş. But it seems that the minds of the people got smaller. Çok güzel bir ülkeydi. Temiz, insanlara saf, sıcak. Soğuktu o zaman Eylül'e geldiğimizde. Ama insanlara sıcak ve samimiydi. Benim hakkımda hep İzlanda iyi izlenimleri var. Ama şimdi o izlenimler yok bende. When we visited Iceland, when I visited Iceland before, it was September and it was a cold September, but people were really warm Türkiye'de and yaşayan they were sincere. Oyuncular var ki anonsunda baktığınız zaman gençler birinde şu anda milli takımda oynayan oyuncu anonsunda Türkiye'de oynayan oyuncu. Birçok İzlandalı oyuncu Türkiye'de oynuyor. And now Arnason plays his football in Turkey and many other Icelandic players played in Biz Turkey. Neyin peşindeyiz ya? What are we chasing for? İki tane memurun yaptığı terbiyesizliği mi konuşacağım? Are we going to talk Ama about biri yaptı some treatment done by two officers? Çünkü ben 52 yıldır futbolun içerisindeyim. I'm a person who is inside football for 53 years. Bu dediğimiz gümrük değil. Gümrük değil. X-ray cihazından çıkıp giriyorsunuz. Bir ülkeye girerken birey olarak da zaten yapılmıyor. X-ray cihazına koyulmaz insan. Because while you are entering to a country, you don't get yourself into an X-ray. Pasaport aldı böyle sallıyor. The officer is shaking my passport after taking it like that. Ne bakıyorsun? But why you are checking telefonu it? What's wrong with the passport? Şeyleri, kremleri, parfümleri alıyorsun. You take the telefonla. Ne yapmak? You take the creams, you take the fragrances, and you take the mobile phones. What are you trying to do? Burası nüfus olarak küçük bir ülke. It's a small country in terms of population. Ama biz bunun insani değerlerin büyük olduğunu düşünüyorduk. Siz but küçültüyorsunuz. Humanic values. We believe that they were really divine. But by acting like that, you are making bunun yourself look like smaller. All of etkisi yok. All of these. Sadece durum tespiti yapıyorum. All of these things are off the pitch, but I'm just bugün, making my point here. Yanlış anlamadıysam rakip takımda Gunnarsson'un söylediği galiba daha önce de Konya'da bizi bunu yaptı diye söyledi. Yapılmışsa terbiyesiz orada da yapılmıştı. The team captain today made a statement about how they were subject to some controls in Konya. I'm not aware of this, but if it was done like nerede that, then it's the wrong thing. I'm against wherever it's ama done, I'm against such a treatment. Orada yapıldı diye burada yapılmışsa daha da çirkin. But if this treatment that we were subject to was done because they were done like that in Konya, then it's even büyük bir devlet, more wrong. Biz büyük milletiz. Küçük işlere uğraşmayız. We are really a big nation and we don't deal with small matters. Bunu kapatıyorum. Daha bu konumuz yok. Now I'm folding this matter. 2,5 saat daha bekledik. 6,5 saat daha yol gelmiştik. We made a 6.5 hour flight. We waited 2 hours, something like kimseye that. Kimseyi üzmek istemiyorum. Bunu da gündeme getirmedim ama şimdi madem açılmışken söyleyeyim. Bu fixture yapılırken iki maç içeride, iki maç içeride İzlanda yapılırken niye diğerlerini yapılmadı? Ben onlara bile konuşmadım. Bu avantajı size zaten vermişler. Sizi koruyorlar zaten. I didn't want to speak about those matters, but like even when deciding about the fixtures, Iceland were given the advantage of playing two games consecutively at home. So you already have it. No need to deal with smaller matters. Biz bunları kapattık. Now we are folding this matter about the subject. Let's get back to the football. İsmail Bey. Hiç alakası. Sıkıntı yok diyorsunuz. Bizim onlarla hiç alakası. Bitti o iş. Yani orada evet yorulduk. 6,5 saat yol geldik. Gece saat 3-4'te maçtan otele geri geliyorsunuz. İşte 5-6'da uyuduk.
o günün devamını yolda geçirdik. Bunu zaten bunlar da biliyorlar. O normal, yorgun olup çıkacağız. Bu bugünkü bir anlama böyle bir şekilde yapılıyor. Tabii İzlanda gibi, Türkiye gibi uzak ülkelerde daha çok su, Fransa daha yakın. Yani bir uzadıkça yol jetlag olma durumumuz olabilir. Olmuştur, bitmiştir. Diyaloğa 2-3 saat daha orada kaldık. Yani çok da bir aşırılık olmadı. Diğer basit işler, işte bugün de sizin dedikleriniz varsa, o zaman dedim ya, bizim 30-40 sene, 50 sene, 60 sene önce bizde de bazen yapılanlar vardı. Rakibi rahatsız etmek için, uyutmamak için. Artık günümüzde bunları yapmamak lazım. Ha bu konuda UEFA nezdinde, ülkelerin nezdinde de bir denetime sokulması lazım. Bu kadar basit konularla ülkelerin, yetkililerin uğraşması doğru değil. Yani kapatalım konuyu lütfen. Hocam çevirmiyorum. Tamam. Şunu söyleyeyim. Önce rakibimizden de daha önce biliyorsunuz bizim grupta iyi netice alarak şampiyonlara katıldı. Hep tesadüfen karşılaşma durumlarımız oluyor. Ve biz burada onları hiç yenemedik. Umarım ki yarın bu bir ilk olur. İyi bir takımla oynayacağız. Takım oyunu oynayan, kompak oynayan, koşan, fizik özelliği olan, agresif oynayan, hatta biraz daha sertliğe de dönüştüren, disiplinli, savunmayı çok iyi yapabilen, oyun formatını bildiğimiz bir takımla oynayacağız. Onlar da iddialı, biz de iddialı. Ben daha önce Fransa maçında da söyledim. Fransa maçının sonucu ne olursa olsun bizim İzlanda maçı önemli olacaktı. Zaten yeniden İzlanda maçına motive olduk. Alacağımız 3 puan bizi 2020 Avrupa Şampiyonası'na getirecek olan ilk anahtar olacaktır. Güvenlik açısından hiçbir polis ya da milli takımla beraber değildi. Bir güvenlik koridoru oluşturmamıştı. Bu açıdan da bir İzlanda asıllı bir Belçika vatandaşının Emre konuşurken gazetecilere o kaos içerisinde hareket halinde bir fırça uzattı. Bunun takıma yansımaları nedir? Bir güvenlik ihlalinin de olduğundan bahsedebilir miyiz? Teşekkür ederim. Ya, yanlışları söyleyerek kimseyi üzmek istemiyorum artık. Ben durum olanları anlattım. Alttan alarak getirdim. Ama bana komik geldi mesela. Bana dün komik geldi. Bugün konuşulunca işte siz anlatınca kasıtlı yapıldı belli oldu yani. Bunu artık konuşmanın yerine biri kasıt yapmışsa hala da konuşuyorsa biz hataya düşüyoruz. Gerek yok. Sadece burada belirlenmeden önce de ben hani öyle oldu böyle oldu bize de kuraldan bahsediyor. Ne kuralı? Telefon alıyor. Kural nedir yani? Kural senin gelen vatandaşı normal prosedür yapar geçirirsiniz yani. Onu orada durdurup engellemezsiniz. Sadece bekletmezsiniz. Diğeri de orada bir vatandaş gelmişse orada bizim de hatamız var. Eğer o konuşmalarda önüne fırçayla biri veya bıçakla da gelebilir. Sokmamak lazım. Şimdi şuraya da medyadan biri giriyorsa buradaki sorunlara dikkat etmesi lazım. Çünkü herkesin medya mensubu olarak biliyorsunuz. O bunlar konuşacak konulardır ama şu anda hep bunları konuşarak bana zaman ayırmayın. Yani ben başka şeyle konuşmak istiyorum. Yarın futbol oynayacağız. Sahada kıran kırana maç olacak. Hak edenin kazanacağı maç olsun. Ama saha dışındaki dünkü yanlışlıkları ben inanıyorum ki İzlandalı yetkililer de öğrendikten sonra çok üzüleceklerdir. Yani zaten oradaki kişileri çağır yüz yüze gelirsek daha iyi olur. Çünkü hakikaten biz çok sakindik. Herhangi bir gerginlik olabilirdi çünkü mantıklı hiçbir şey yoktu. Yani siz elinize kamerayı al. Kamerayı ne için alırsınız? Çıkıyorsunuz yani bir ülkeye giriyorsunuz birey olarak elinize telefonu alıyorlar. Ne için alırlar? Daha pasaporta girmeden. Bu tembihli bir şey. Bunu söylüyorum. Kasıtlı bir şey. Bana daha konuşmanız doğru. İşte evet. Arkadaş burada beraber. Yani ben yaşadım kendim. Bunu ben konuşarak üzülüyorum. Bir İzlanda'yla bu gerginliği getirmek daha doğru değil. Artık yeterli kadar konuştuk zaten. Lütfen. Sağda bir maç yapacağım. O tarafa gelelim. Daha önce de söyledim size. Milli takımın gururu da var, sorumluluğu da var. O sorumluluğu aldık zaten. Buraya gelirken orada ben bireysel tepki koyamazdım zaten. Bu ülkeyi temsil ediyoruz. Saha içinde de temsil ediyor. Burada da temsil ediyoruz. Bize bir görev verdiler. Ve o görev verenleri millet olarak da beklentilerine cevap vermek istiyoruz. Hep söyledim. Onlara umut ve mutluluk vermek için işimizi iyi yapmak durumundayız. Bu gittiğiniz yolda önünüze taşlar çıkacaktır. O taşları basamak olarak kullanmak da var. Onlara takılıp düşmek de var. Biz düşmek istemiyoruz. Yolumuza devam etmek istiyoruz. O yüzden şu anda Türkiye'deki herkesin bizimle aynı gönül birliği yaptığını biliyorum. Tek yürek, tek nefes olduğumuzu düşünüyorum. Zaten bu da sahaya yansıdı. Son müsabakada, diğer müsabakada baktığımızda. İyiye bir gidişimiz var. Yarınki müsabaka 3 sonuçlu bir müsabaka. İyi bir rakiple zor bir maç oynayacağız.
Burada dilimi kazandığımızda %70'in üzerinde avantajımız olur. O yüzden bunu biliyoruz. Oyuncular da biliyor. Onun için diğer konulara bakmıyoruz. Sakatlık olarak da 3-4 tane oyuncumuz Emre Belezoğlu, Hakan Çalınoğlu, son maçta da Mahmut ve Dorukhan'ın son durumda idmana katılıp bakacağı durumlarını değerlendireceğiz. 25 tane oyuncumuz var. 2 tanesi kadroyu almayacağız. 23 tanesini sahada bulunduracağız. Bir 11 çıkaracağız. Ama orada olan 11'de diğer dışında kalanlar da tüm Türkiye'de bu maçtan bir başarı bekliyor. Biz de elimizden gelen gayreti gösterip hak ettiğimiz sonucu almak istiyoruz. Yuvarlık soru da olmasın, sorun da olmasın. Futbol güzellikler işidir. İnsanlar arasında, ülkeler arasında dostluğa katkı yapmalıdır. Temennimiz odur. Hayırlısı olsun, yarın güzel maç olsun. Football should contribute for goodness between the nations. I hope a good match tomorrow.